İnsülin direnci, insülin hormonu ile ilgili bir bozukluk aslında. Temel anlamda anlatacağımız şey bu. İnsülin hormonu bir anabolizan madde ve çok önemli. Eksikliğinde birçok hastalık meydana gelebilir. Hatta insülin eksikliğinde bir tedavi gerçekleşmezse ölümler olur. Bunun tam tersi, insülin varlığında insülin etkisiz ise o zaman buna insülin direnci diyoruz. Aslında insülinin pek çok etkisi var. Bunlardan bir tanesi şekeri kontrol etmek. Şekeri kontrol eden basamaklarda, mekanizmalarda, enzimlerde, moleküllerde bir ya da birden fazla eksiklik meydana geldiğinde insülin şekeri kontrol etmek noktasında yeteneksiz hale geliyor. Bu durumun ismine insülin direnci diyoruz. Etkin olduğu hastalıklar aslında çok sayıda. Sadece bilineni diyabet olabilir ama daha çok hipertansiyon, obezite, karaciğer yağlanması, lipid bozuklukları, bir takım damar sertlikleri, kanserler, insülin direnci sendromunun aslında başlattığı hastalıklar diye söylenebilir. Diyabete yol açan en önemli faktörlerden birisi zaten. İnsülin direnciyle ilişkili pek çok hastalıklar vardır. Özellikle tip 2 diyabet dediğimiz hastalık insülin direnciyle ilişkilidir. Diyabetin pek çok tipi vardır. Bunlardan hani insülin direnci, diyabete yol açar dediğimizde bütün hepsini anlamamak gerekir. Tip 2 diyabeti çıkarttığımızda evet insülin direnci tip 2 diyabetin başlangıç safhasıdır. Zaten tip 2 diyabete gidiş bir süreçtir. Yaklaşık 10 yıl alan bir süreçtir. Bu sürecin başlangıcında eğer biz o kişiyi insülin direnci olarak tanımlarsak, anlarsak tip 2 diyabete gidişini önleyebiliriz. Bu nedenle insülin direnci tip 2 diyabeti başlatan mekanizmanın tam ortasında yer alır ve bu nedenle zaten çok önemlidir diyebiliriz. Diyabet genel bir kavramla aslında multifaktöriyel ve multigenetik bir hastalıktır. Tüm metabolik süreçleri etkiler. Karbonhidrat metabolizması, yağ metabolizması ve protein metabolizmasını derinden etkileyen ve çok önemli değişikliklere yol açan ve sonuçta da özellikle damar cidarını bozarak organ hasarına yol açan kronik, sürekli tedavi edilmesi gereken ciddi bir metabolik hastalıktır. Diyabeti tetikleyen etmenlerin başında atalet gelir, atıl kalmak, fizik aktivite yapmamak. İkincisi beslenme konusunda çok yüksek kalorili beslenmek ve bu kalorinin büyük bir kısmını da karbonhidrattan sağlamak durumu diyabeti tetikleyen iki önemli faktördür. Bunun yanı sıra güncel konular içinde yer alan stres çok önemli bir faktördür. Bir takım kronik hastalıklar içinde kullanılan ilaçlar önemli faktörlerdir. Ve bazı diyabet hastaları da başka bir hastalığa sekonder olarak, ikinci olarak ortaya çıkabilir. Dolayısıyla özetle obezite, atıl kalmak, kötü beslenmek, yüksek kalori almak, yüksek karbonhidrat almak, bazı ilaçları kullanmak ve diğer bazı hastalıklara sahip olmak diyabeti ortaya çıkartan, tetikleyen faktörler olarak sayılabilir. Genellikle diyabet hakkında konuşurken biz tip 2 diyabetten bahsederiz ve herkes de tip 2 diyabeti bilir. Tip 1 diyabet de aslında günceldir. Dolayısıyla sanki iki tip diyabet var, tip 1 ve tip 2 olmak üzere. Ama bunun yanı sıra sekonder diyabetler vardır, hamileye bağlı diyabetler vardır, genetik bir takım hastalıklara bağlı diyabetler vardır. Dolayısıyla diyabet aslında genel bizim uğraştığımız konu tip 2 ve tip 1 olmakla beraber hamilelik diyabeti ve sekonder diyabet olmak üzere 4 alt gruba ayrılabilir. Tedavide şeker hastalığının tamamen iyileşmesi, ortadan kalkması söz konusu değildir. Diğer kronik hastalıklar gibi, hipertansiyon gibi, obezite gibi, diyabetin tedavisi de ömür boyu sürer, ömür boyu kontrol edilebilir, kontrol altında tutulabilir. Öyle olmalıdır. Hiçbir zaman tedavi edildikten sonra ilaçtan, beslenmeden, spordan bağımsız bir hayat düşünülmemelidir. Böyle bir gerçeklik yoktur. Hastalık başladığı andan itibaren alınan önlemlerle hastanın koşullarının iyileştirilmesi ve bu iyi ortamda tutulması gerekir.